Bizden bunu çıkarın Atatürk'ü. Bizde hiçbir şey kalmıyor ki. Biz ne için mücadele ettik? Millet olarak muhasebemizi yapalım. Yapmadık ki bu mücadeleyi. Hepsini bize Atatürk sundu. Dolayısıyla Atatürk'e karşı bu hassasiyetimizin sebebi bu. Atatürkçü olmak sadece laikliğe sahip çıkmak değildir ki. Sadece milliyetçi olmak, sadece inkılapçı olmak değildir ki. Atatürkçü olmak aslında bir bağımsızlık yanlısı olmak. Bağımsızlık dediğiniz ekonomik bağımsızlık, siyasi bağımsızlık, hukuki bağımsızlık. Bugün eğitim müfredatımıza karışan görüşen var. Ekonomimize karışan görüşen var. Neydi seçimden önce? Nas vardı. Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa bunu yapmaya devam edeceğim. Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz devamlı düşecek. Seçimden sonra ne oldu da Erdoğan döndü sizce? Faizler artıyor, Mehmet Şimşek geldi. Ne oldu da geldi? Erdoğan şunu mu dedi? Sizce böyle bir profil mi Sayın Cumhurbaşkanımız? Ya ben yanlış yaptım, buradan döneyim. Hayır. Birileri karıştı işte. Birileri dedi ki bak şöyle yapacağız. Böyle yaparsan bu koltuğu korursun. Yoksa bunun bedelini ödersin. Nasıl ödersin? Dolar fırlar, borçlar ertelenmez, şu olur bu olur. Bir sürü ekonomik denge. Dolayısıyla biz ekonomik anlamda bağımsız bir ülke değiliz. Peki bu iktidarı değişelim. Yerine Cumhuriyet Halk Partisi'ni getirelim. Ekonomik anlamda bağımsız mı olacağız? Her anlamda Atatürkçü olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bunun içinde bağımsızlık da var, bunun içinde inkılapçılık da var, bunun içinde her şey var.